Mesarya'nın kalbi renkleniyor. Değirmenlik ülkemize gelen herkesi çiçekleriyle karşılıyor. Sürdürülebilir bir çevre, çağdaş bir peyzaj düzenlemesi, özverili bir çalışmayla örnek ve tertemiz bir belde yaratıyoruz. Biz söz verdik. Söz verdiğimizi yapmaktayız. Temizliği ve sürdürülebilir bir çevre anlayışını tüm çalışmalarımızın odağına aldık. Temizliği tüm yıla yaydık. Peyzaj konusunda özellikle hassasiyet gösterdik. Beldemiz yeni bir çevreye kavuştu. Değirmenlik Belediyesi olarak hizmet kalitesini yükseltiyor, çok çalışıyor, birlikte üretiyor ve geleceğe umutla bakıyoruz. İnsan ticareti, kadınların, çocukların ve erkeklerin sömürü amacıyla kaçırılması, zorla alıkonulması, çaresizliğinden faydalanılması ve zorla çalıştırılması olarak ifade edilebilir. Günümüzde modern kölelik olarak da adlandırılan ve en önemli insan hakları ihlallerinden birisi olarak kabul edilen insan ticareti sosyal bir problem olarak görülmektedir. İnsan ticareti kuvvet kullanarak veya kuvvet kullanma tehdidiyle veya diğer bir biçimde zorlama, kaçırma, hile, aldatma, nüfusu kötüye kullanma, kişinin çaresizliğinden yararlanma veya başkası üzerinde denetim yetkisi olan kişilerin rızasını kazanmak için o kişiye veya başkalarına kazanç sağlamaya veya çıkar sağlama yoluyla kişilerin istismar amaçlı temini, bir yerden bir yere taşınması, devredilmesi, barındırılması veya teslim alınması anlamına gelir. İnsan ticareti tüm dünyada yaygın olarak yaşanmaktadır. Temel nedenleri insanların yoksulluk ve daha iyi bir yaşam isteği, toplumsal değerlerin yok edilmesi, politik ve ekonomik alanda kaynak ülkelerde baş gösteren sorunlar, ucuz iş gücü ve eğlence sektöründeki mevcut talep, suçtan elde edilen menfaatin yüksek olması ve cezaların halen bazı ülkelerde caydırıcılıktan uzak olması olarak sıralayabiliriz. Hayatı anlamlı kılanlara, hayata anlam katanlara, geçmişin tadını geleceğe taşıyanlara, bakkal tadından market arayanlara, özel zamanları değerli kılanlara, hayatı seven, tadını çıkaranlara, her günü özel yaşayanlara, market reyonu, özel günle özel kuru yemiş paketleri, çikolata çeşitleri, alkollü alkolsüz içecekler, hayat kuru yemişleri, kuru olsa da adı, hayatı taze kılanların adresi. Hayatın tadı burada. Ben Permamax'ı sesinden tanırım. Rengin ritmini Permalit'te yakala. Yılların alışkanlığı, kalitesinden, geleneğinden ödün vermeyen günlük taze sebze ve meyve reyonu, et reyonu, geleneksel hellim, peynir ve zeytin ürünleri. Aradığınız her şeyi bulabileceğiniz, hem kalitesiz hem de geleneğiyle bütçenizi düşünen kalite ve ucuzluğun adresi. Süpermarket. Alışverişi keyfe ve kazanca dönüştüren market. Sevgili izleyiciler, Kıbrıs Postası'na hepinize mutlu sabahlar diliyorum. Ben Gökhan Altıner. Güzel, hayırlı bir gününüz olması temennisiyle yayınımızı açıyoruz. Haftayı bitirdik. Bugün cuma. Hayırlı cumalar olsun inşallah. Umarım güzel geçer. Tabii çok üzücü bir olay oldu biliyorsunuz. Aksay ailesinin kıymetli kızlarından Buse Aksay, birçoğumuzun arkadaşı, birçoğumuzun tanıdığı genç arkadaşımız
kardeşimiz ne yazık ki dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Hepimiz çok üzüldük. Bütün Kıbrıs bu genç ölüme çok üzüldü. Tabii izahı yok. Allah gani gani rahmet etsin. Buradan da ailesine, bizler de Kıbrıs Postası olarak başsağlığı diliyoruz. Allah sabır versin diyoruz. Çok kıymetli bir konuğum var. İkimiz de beyaz giydik bugün. Çok sevdiğim bir insan benim. Sayın İbrahim Benter, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü. Hakikaten hayatına sadece iyiliği yerleştirmiş, düzgün, temiz insan olmayı yerleştirmiş ve birçok imkanlara ve avantajlara sahipken bunları bir kenara itip kendi memleketine, ana vatana dönüp burada hizmet etmeyi tercih etmiş bir insan, profesör, doktor aynı zamanda. Çok güzel bir program olacak, keyifli bir program olacak. Kendinize güzel bir Türk kahvesi yapın, arkanıza yaslanın ve bu programı izleyin. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyim. Sağ olasın. Sen nasılsın? İyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Kolay değil. Deliler borsasıdır bu iş. Tabii negatif enerjiler çoktur. Bir zamanlar hiç unutmam. Böyle girelim programa. Hadi hayır konuşalım. Hayır olsun. Bir zamanlar dergaha gittik Şeyh Efendi'yi ziyarete. Oradaki abilerimiz dediler ki muskan nerede? Aa dedim takmıyorum yahu dedim ağırlık yapıyor dedim falan baş ağrısı yapıyor. Yok dediler tak bak sen her gün canlı yayına çıkan seni sevenlerin de nazarı var sevmeyenlerin de nazarı var onun için tak evet. Dediler. Şimdi aklıma o geldi başlarken programa kolay değil Kıbrıs küçük bir yer siz ki ne kadar iyi işler yapıyorsunuz ne kadar güzel işler yapıyorsunuz. Hele göreve geldiğinizden bu tarafa çok ihtiyaçlı insanlarımıza yardım eli uzattınız. Devletin yapamadığı şeyleri yapıyorsunuz. Devletin veya yapamadı demeyelim, konsantre olamadığı şeyleri yapıyorsunuz. Vakıflar kelime anlamıyla tarihteki kelime karşılığını sizin müdürlüğünüzde yapıyor. Ona rağmen siz de zaman zaman negatif enerjilere, eleştirilere maruz kalıyorsunuz. Onun için hayat güzeldir ama bu negatif enerjiler de bizi yoruyor. Şimdi bakın, bu dünyanın hali bu ama. Tabii. Yani pozitifler de olacak, negatifler de olacak, problemler de olacak. Yani şimdi problemlerin olması da bizim için bazen faydalı oluyor. Yani kendimizi anlamak için, kendimizi geliştirmek için. Yani mesela ben üniversitedeyken, şimdi mesela doktora öğrencilerimiz var. Evet. Tıp araştırmaları biliyorsunuz laboratuvarda geçer. Şimdi bir doktora öğrencisinin çok iyi yetişmesini istiyorsanız, yani çok iyi yetişsin ve gitsin çok başarılı bir araştırmacı, bir profesör olsun, ne yaparsınız? O öğrenciye en zor problemleri verirsiniz. Biraz ezmek lazım. Ha. Biraz zorlamak lazım. O problemlerle uğraşa ne olur? Öğrenci zayıf noktalarını anlar. Onları düzeltir, kendini geliştirir, çok zor problemleri çözmesini öğrenir. Pişer ve daha verimli bir insan olur. Dolayısıyla dünyanın hali budur. Olacak problemler bizle uğraşacak. Başa çaresi yok bunun bu evet. Kadar net. Başkan, çok soru var aklımda. Sırayla gidelim. Siz 8 yıldır bu görevi yapıyorsunuz. Yeniden önce konuştuk. Son 3-4 yıl çok yüksek bir tempoya kavuştunuz. Yaptığınız işleri birazdan konuşacağız ama zaman zaman görevden alınmaya çalıştınız, siyasi tartışmalar hedefi haline getirilmeye çalıştınız, doğru olmayan şeyleri yapılmaya zorlandınız, orada sağlam durdunuz, kimse de gelip elini süremedi üstünüze. Bu görevi yaparken kendinizi nasıl hissediyorsunuz ki siz çok ciddi makamları bırakarak bu ülkeye geri döndünüz. Yani siz bugün başka bir ülkede çok daha rahat koşullarda, çok daha iyi koşullarda yaşamınızı devam ettirebilirdiniz. Buradan girelim programa isterseniz. Bu sizi mesela demoralize ediyor mu? Şimdi tabii yani vakıf işleri benim en sevdiğim iş. Yani ben hayatım boyunca vakıf işlerine uğraştım. Yani Amerika'dayken de çeşitli türlü vakıflarda görev yaptık. Yani benim huzur bulduğum bir iş. Yani Amerika'da üniversiteden çıktıktan sonra gider değişik vakıflarda değişik faaliyetlere katılırdık.
İnsanlara yardımcı olmak, insanların problemini çözmek, dertlerine derman olmak benim hoşuma giden bir şey. Bana huzur verir. Yani paranın veya makamın veya meşru olmanın getiremediği bir duygu bu. Duygudur bu şey. Dolayısıyla yani ben pişman değilim. İşte kariyerimi şey ettim falan bıraktım işte onu bunu falan. Siz tıp doktorusunuz değil mi? Başkan evet. Aynı zamanda doğru biliyorum değil mi? Evet. Yani tabii ben hayatım hep üniversitede geçti. Hı-hı. Akademik. Akademik olarak araştırmalar ve işte hoca ders vermeyle geçti. Şunu söyleyeyim. İyilik yapmak dünyadaki en güzel iş. Karşılıksız iyilik yapmak. Yani insanlara, çocuklara, gençlere hep bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani şimdi mesela sana derler ya işte ne bileyim ben işte Fransa'da çok güzel bir tatlı var. Bir görsen, yesen bayılacaksın. Her gün yemek isteyeceksin. Hakikaten de bir tadına bakınca ya ne güzel bir tatlı varmış da biz bu kadar zaman bilmezdik. Bence karşılıksız iyilik yapmak, bir kimsenin derdine derman olmak, problemini çözmek. İşte çocuğu hastadır, tedavi edemiyor, ona yardımcı olup o çocuğu iyileştirmek gibi. Üniversitede okumak ister, parası yoktur, destek yardımcı olmak gibi. Yani bunları bir denemek lazım. Ben diyorum ki daha küçük yaştan ya bunun tadına bakması lazım. Çocuklarımızın, gençlerimizin. İyilik yapmayı. İyilik yaparak. Evet. Onun tadını alırsa hayatı boyunca o kendinin bir parçası olacak. Dediğim gibi sen o tatlı yediğinde hoşuna giderse yemeye devam edin her fırsatta. Bu da böyle bir şey. Onun için yani ben şahsen vakıflara gelmekten yani çok mutluyum. Güzel işler yapıyoruz. Her devamlı orta yaptığımız iyilikleri artırmaya çalışıyoruz. Başka insanları da işin içine çekmeye çalışıyoruz. Bu çok güzel bir şey yani. Yani Allah razı olsun malını vakfetmiş atalarımızdan. Yani zamanında o fedakarlığı yaptılar. Vakıfları bize bıraktılar da şimdi biz de bu işleri yapabiliyoruz. Gelirler nasıl başkan? Toplayabiliyor musunuz? Yani çünkü çok vakıf malı var. Birçok insan size yardım talebi için geliyor. Çok insan yardım talep ediyor. Hatta devletin bazı bakanlıkları örneğin bunları yapması lazım. Yapamıyor, bütçeleri yok. Vakıfların geliri ve gideri nasıl? Yardımlar nereden geliyor? Nasıl yapabiliyorsunuz bu dengeyi? Yani daha Türkçe sorayım. Yetiştirebiliyor musunuz? Şimdi bizim vakıflar olarak yaptığımız tüm işlerin kaynak kiralarımızdır. Yani kiraladığımız arsalar, tarlalar, dükkanlardır. Yani, başka bir gelirimiz yok. Yani biz ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nden, maliyesinden veya başka herhangi bir yerden bir gelirimiz yoktur. Sadece işte mesela şu anda Lefkoşa'da Ayasofya Selimiye Camisi'nin restorasyonu var. Evet. Mesela çok büyük bir proje. Onu Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar İdaresi yapıyor. Yakında Lala Mustafa Paşa Camisi'nin de restorasyonu başlayacak. Onun da projesi onaylandı. Onun da maddi desteğini... Bu şekilde kaynağı yaratıyorsunuz evet. Aslında. Ama evet. Bunların dışında bizim yaptığımız şeyler kendi kiralarımızdan gelen şeylerimizdir, paralardır. Toplayabiliyor musunuz? Şimdi tabii genelde bizim çok da kiralarımız düşüktür ama. Yani. Diğer normal raiç bedele göre daha düşüktür bizim kiralar genelde. O da problem değil. Yani bizim zaten topluma bir de o yönden katkımız olmuş oluyor. Yani dükkanın kirası daha düşük olunca insanlar biraz daha rahat olabiliyor. Daha rahat ödeyebiliyor en azından. Daha rahat ödeyebiliyor. Özellikle pandemi döneminde sıkıntılar var.
Yani toplayamadığımız kiralar olabiliyor. Şimdi tabii pandemi olduğu için mesela anne baba işsiz kalan aileler var çok. Bu defa çocuğun, mesela çocuk üniversiteye gider, çocuğun üniversite paralarını ödeyemiyorlar. Dolayısıyla pandemi döneminde bizim yükümüz arttı. Tabii kirasını nasıl ödeyecek ve sizden başka yardımlar isteyecek. Evet. Yani harcamamız gereken miktar yükseldi. Topladığımız miktar da azaldı biraz. Tabii, tabii. Ama neticede bizim nenelerimiz, dedelerimiz vakıfları işte bugünler için vakfetmiş. Yani toplumda insanlarımız zor durumda kaldığında bu vakıf mallarını kullanalım da birazcık insanlara destek olalım. Nasıl bir vakıflar devraldınız? Nereden nereye girdiniz? Bunu insanların da anlaması için tekrar tekrar konuşalım istiyorum. Nasıl bir vakıflar devraldınız? Ya benim hatırladığım vakıfları düşünüyorum. Hayal ederim ben şimdi böyle. Yani eski gazetecilik yıllarımı hatırlarım. Halk Lisesi'nde başladığımızda mesleğe veyahut bütün siyasi atmosfer saray önde dönerdi. Vakıfların da oralarda çok gezerdik, dolaşırdık elimizde fotoğraf makinesi. Eski genel müdürleri de az çok hatırlarım. Yani böyle işte orada duran bir bina var. Adı Vakıflar Binası. Çok da mühim bir şey değil. Rahat, yatış bir yer. Hep benim gazetecilik olarak algımda kalan Vakıflar İdaresi. Yani böyle işte güzel bir ekmek kapısı çalışanlar için. Pek bir hayır hasaneye karışmayan, pek bir şey yaptığını duymadığımız. Yani orada bir bina var, gidiyor insanlar, çalışıyor, ay sonu maaşını alıyor, evine dağılıyor gibi bir yapısı vardı. Başka şeyler de oldu ama nasıl bir vakıflar devraldınız, nereye geldiniz başkan? Şimdi ben 2013 yılında başladığımda vakıflarda, tabii ben Lefkoşa doğumluyum ama 16 yaşında okumaya gittim İngiltere'ye, oradan Amerika'ya. 35 yıl sonra döndüm. Dolayısıyla Kıbrıs'ı uzak kaldığım için, vakıflarda çok iyi tanımadığım için dedim ki benim yapmam gereken ilk iş nedir? Bu vakıfları anlamak, vakıfları tanımak. Ne demek? Yani vakıfların durumu nedir? Problemleri nedir? Gücü nedir? Kapasitesi nedir? Potansiyeli nedir? Personelin durumu nedir? Gibi bir çalışma yapmamız gerektiğini düşündüm. Çünkü normalde sen bir yere giden, yani orada bir şey yapmadan, orasını anlaman lazım. Bilmeniz lazım. Evet. Bir çalışma başlattık. Türkiye'de bu Borsalar Odalar Birliği'nin bağlı bir TEPAV diye bir araştırma kurumu vardır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne bağlı. O araştırma onların işidir bu. Giderler, kurumları incelerler ve tavsiyelerde bulunurlar. Nasıl düzeltilebilir? TEPAV'ına Doğu Akdeniz Üniversitesi ortak bir çalışma başlattık. Geldiler, vakıfları yukarıdan aşağı baştan sona bir inceleme yaptılar. Yani biz amaçlarımız ne olması lazım? Bunları yerine getiriyor muyuz? Personelimizin problemleri nelerdir? Personeli daha iyi çalışır hale nasıl getirebiliriz? Mesela değişik bölümlerde, muhasebede, emlakta, mülhakta, inşaat bölümünde kullandığımız bilgisayar sistemleri güncel mi? Bunlara kadar bakıyorlar ha. Her şey, bütün detayları yapıldı ve bir şey çıkarıldı, bir strateji planı çıkarıldı. Dediler ki işte bu problemler vardır. Bunların çözülmesi için bunların yapılması lazım gibi bir şey çıktı ortaya. Ve biz başladık o tavsiyelere göre çalışmaya. Mesela örnek veriyorum. Mesela muhasebeyi incelediler. Sordum ben. Dedim nedir muhasebenin durumu? Dediler bana bakkal işi. Koca karışı. Hala daha sistem. Kağıt kalem hesabı. Evet. Yani 2013 yılında. Para da kaybolur. 2014 yılında hala daha böyle bir sistem yani. Tabii işte bunları yeni modern bilgisayar sistemlerine geçildi. Personel eğitimler verildi. Gelirler kayıt altına alındı demek istiyorsunuz. Doğru anladın değil mi başkan? Yani hem kayıt altına alındı hem de yani elinde işte gelen paranın nereye gittiği şeffaf olması için
nereye harcandığını şeffaf olması için bu sistemlerin şey olmaz. Kurulması yani, lazım. Yani bir düğmeye bastığında hemen her şeyin görünmesi lazım. Mesela emlak bölümünde işte bu kadar binlerce şey kiracımız var. Arsalar, dükkanlar falan. Türkiye Cumhuriyeti'nin Vakıflar İdaresi'nin hazırladığı bilgisayar programları vardı. Kendileri içine çok milyonlar harcayarak hazırladıkları. O programı bizim Kıbrıs'taki emlaka göre şey ettiler. Yani revise yaptılar. Bizi uyarladılar. Ve o programları biz kullanmaya başladık. Ki yani bilgisayar gibi bir düğmeye bastığında mesela ilgili yeri hemen Google Earth'ten görebilin. Ve bu kime kiralıdır? Kaça onu kiralıdır? Da görürsünüz. Tabii mesela geçmişte neydi? Ne olabilir gibi bütün bunları yapacak sistemlere geçildi. Mükemmel ya. Evet. Yani siz artık istediğiniz şeyi istediğiniz şekilde görebiliyorsunuz. Tabii tabii. Ve en önemlisi biz ortaya şeyi çıkarttık. Yani bu vakıflar niçin buradadır? Baktık, ne işe yarar? Ne işe yarar? Tabii. Yani bu bizim neneler, dedeler malları vakfetmiş. Niçin vakfetmişler? Bu unutuldu zaman içerisinde. Yani biz 1956'da İngiliz idaresinden vakıfları devraldık Türk toplumu olarak. Ama eski haline döndürebildik mi? Çünkü Osmanlı zamanında vakıflar çok iyilik, hayır işleri yapardı. İngiliz döneminde bu kayboldu. 1956'dan sonra biz devraldıktan sonra da ne yazık ki özüne dönemedi bir türlü vakıflar. Ve dedik ki yani şimdi ben mesela genel müdür olarak benim görevim nedir? Yani sabahtan saat 8'de ben geldim, sandalyeye oturdum. Benim o günkü görevim nedir? Ne yapmaya geldim oraya? Öğrendik ki bizim görevimiz insanlara iyilik yapmakmış. Yani onu imzala, bunu imzala, ona orasını ver, burasını kirala değil. Siz iyilik yapmakmış. Ticaret, asıl amaç. Ticarethane çalıştırmıyorsunuz. Günün sonunda buracını da bize verin falan filan. Evet. Öyle olur bizim memlekette ya. Yani bu çok önemli. Yani insan bir yerde devlet dairesinde, falan dairede, falan bakanlıkta neredeyse çalışırsan bileceksin sen ne için oradasın. Yani senin görevin gelen insanlara yardımcı olmaksa yardımcı olacaksın. Yok gelen insanları kışılacaksın. Anladın? Ama öyle de yapıyorlarmış. Ben çok izleyicimden duyuyorum. Meğerse ki çok da kötü davranıyorlarmış. İyilik gönüllüleri diye bir yapı oluşturdunuz. Biz de konuk aldık kendilerine o pandemi döneminde. Ve bu insanlar olağanüstü bir enerjiye sahip. Kendilerinden çok vererek ciddi ciddi de çalışıyorlar. Yayına girmeden de konuştuk biraz. Bunu da konuşalım istiyorum. Bir de şunu söylediniz yayından önce. Yani bakkal hesabı tutulan bir muhasebeden, okul tamir eden, okul yapan bir hale geldi vakıflar. Bunları biraz konuşalım istiyorum başkanım. Yani biz gördük ki sen hani ne için orada olduğunu bilirsen dürüst bir şekilde çalışırsan yani yapamayacağın iş yoktur. Yani bu üniversitede de böyledir. Vakıflarda da böyledir. Şimdi biz okul tayin ediyoruz devlet ya. Tüm devlet dairelerinde de böyledir. Yani bileceksin nedir senin amacın. Ve o hedefe göre çalışmak lazım. Şimdi biz baktık ki mesela vakfiyelerde mesela 300 sene önce bir nenemiz 100 dönüm arazi vakfetmiş ve diyor ki bu 100 dönüm arazinin geliriyle mesela okul binası yapacaksınız. Veya fakir çocuklar okutacaksınız. Veya yetimlere öyle yazılmış kadın. Öyle yazılmış vakfiyeler var. Ama öyle uyulmuyordu belki de büyük ihtimal. Zamanında yapılmış. Yani mesela burada bir örnek mesela Kapalımaraş'tır. Mesela Kapalımaraş 300 yıl vakıf arazileri olarak kiralanmış ve bu işler yapılmış. Ya başkan gerçekten Kapalımaraş Osmanlı toprağı mı? Rumalıları ne kadar orada? O çok karmaşık. Yani sizin açıklamalarınız farklı, başka yerlerin açıklamaları farklı.
Maraş'ın %70-80'i vakıf malı mı gerçekten? Ve efendime söyleyeyim, hakikaten orada Rum mülkiyetleri çoğunlukta, ama hani hep deniliyor ya, eski sahiplerine iade edeceğiz. Vakıfların oradaki yapısı ne kadar? Hatta şey bile iddia edildi. Vakti zamanında işte Doktor Küçük ile Denktaş Bey veya sadece Doktor Küçük, doğru hatırlamaya çalışayım da yanlış bir gönderme de yapmayalım, ayıp olmasın. İşte İngilizlere bir şeyin karşılığında bir şey sattılar. Yok sonra o saray oteldi falan dediler. Böyle karmaşık karmaşık bir sürü konuşma var. Nedir bu işin aslasları? Kimindir bu Maraş? Şimdi kapalı Maraş dediğimiz takriben 5000 dönüm bir yer. Zamanında vakıf yapılmış. Mesela Lala Mustafa Paşa Kıbrıs'ı fethettikten sonra belgeler vardır. Gösteriyor ki kendi parasıyla şahıslardan satın alıp oralarını vakfetmiş. Var bunların belgeleri. Tabii. Daha sonra Abdullah Paşa da vakfetmiş oralarda. Ve Kapalı Maraş'ın tam 300 yıl Osmanlı döneminde vakıf malı olarak kullanıldığını, yani vakıf kiralanarak, o kiralarla mesela işte okul yapıldığı, okulların, öğretmenlerin maaşının ödendiği, fakir fukaraya bakıldığına dair bilgiyi herkes kabul ediyor. Bu tamam. Yani Rum'da, Türk'te, İngiliz'de herkes kabul ediyoruz diyorlar. Yani o otellerin oturduğu binaların toprağı vakıf. Vakıf oldu. Herkes kabul eder. Evet. Fakat mesela şimdi o orada bir otel yapmış bir Rum veya İngiliz veya Türk. Burada yani millet bizim için önemli değildir yani. Mesela o kimse diyor ki evet diyor, ben 300 yıl burasının vakıf malı biliyorum. Çünkü zaten belgelerde var. Osmanlı belgeleri, İngiliz belgelerinde vardı. Kabul ediyorum tapu, diyor. Tapudur. Evet. Kabul ediyorum diyor vakıf malı olduğunu, ama diyor şimdi diyor benim malım oldu. Nasıl senin malın oldu? İşte problem orada. Ha. Yani biz diyoruz ki vakıf malı kişilerin üzerine geçemez. Dolayısıyla geçmişte orasının vakıf malı olduğunu herkes kabul eder. Rum da kabul eder. Rum da kabul eder. İngiliz de kabul eder. Nasıl olası bir çözümde veyahut Maraş'ı açıyoruz da eski sahiplerine iade edecek? O nasıl olacak? Olmaz. Vakıf malıdır. Zemin vakıf malıdır. Ha, üstünde binayı yapan adam binanın sahibidir. Ona nasıl arazi vakıftır. Nasıl yapabilmişler ya? Onu anlamaya çalışıyorum. Yani şimdiki yapılan oteller misalidir bu. Kiraladılar araziyi. Yani üzerine siz bunu bir otel yapıyorsunuz. Tamam, otel sizin, doğrudur. Ama nasıl olur yani? Yani arazi de mi senin olur, böyle bir durumda meselesi var. Şimdi mesela bir örnek verelim. Bir çözümü var mı bunun meselesi? Mesela İleksiz oteli var. İleksiz otelinin sahipleri geldiler. Vakıflardan o araziyi kiraladılar. 49 yıllığına. Evet. Üstüne otel yaptılar ve kullanıyorlar. Evet. Kira ödüyorlar vakıflara. Evet. Aslında İngiliz idaresinde de böyle yapıldı. Yani İngiliz idaresinde kiralama yapıldı. Yani İngiliz'in kütüklerinde, tapu kütüklerinde bunu görüyoruz. Kiralama yapılmış. Çünkü orada mesela Maraş'taki falan parseli için diyor ki mal sahibi mesela Abdullah Paşa Vakfı'dır. Altında da leaseholder yazıyor. Yani İngilizler'de kiralamaya ne derler? Lease. Leasing derler. Kiracıya da leaseholder. Kirayı tutan. Kirayı tutan. Evet. Şimdi İngiliz'in kütüğünde yazıyor Abdullah Paşa Vakfı. Kiradır diyor bu. Kiranın bedelini de yazıyor. Altında da leaseholder, kiracı yazıyor. Şimdi o kiracı yazan adam geldi diyor ki bana mal benimdir. Tamam. Bina senin olabilir. Çünkü sen yaptın. Ama arazi vakıf. Ödeyeceksin parasını, devam edeceksin. Kiranı ödeyeceksin, kullanacaksın binanı. Bu kadar net. Bravo. Yani hiç bununla ilgili kapsamlı bir çözümde veya bu Maraş'ın açılması meselesinde sizden bir yazı, bir belge, bir şeyler, bir bilgi aldılar mı? Hani
zaman zaman gündeme gelir, açacak, işte mal sahiplerini iade edecek, onu yapacak, bunu evet, yapacak. Evet, ya bunda konu... Her vakıflar girebilecek mi sahneye? Konuşuluyor tabii. Biz Türkiye ile bağlantınız var mı bu konuda? Veriyoruz. Türkiye'yi bu konuda bilgilendiriyor musunuz, Türk hükümetini bu konuda? Yani bu yapılan çalışmalarda... Çünkü onların bir çalışması var Maraş'la ilgili biliyorsunuz. Evet, yani bu yapılan çalışmalarda Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, vakıflar, yani ortak çalışmalar yapılıyor, bilgi alışverişleri oluyor. Konuyu daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Ve tabii dediğim gibi yani amacımız bir çözüm bulmak. Yani bizim vakıflar olarak dediğimiz nedir? Eğer zamanında bir Türk veya bir Rum veya bir İngiliz oraya bir para harcayarak bina yaptıysa, gelip binasını kullansın. Yalnız bizim inan vakıflarla kira sözleşmesi yaptı. Çünkü arazi vakıftır. Kullansın binasını. Şimdi diğer soru, 1960'da Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken İngiliz hükümeti Türk toplumu liderlerine dedi ki, biz dedi vakıf mallarını, kiralarını düşük tuttuk. Ve Türk toplumu fakirleşti. Okullarını, camilerini tamir edemedi. Dolayısıyla biz Türk toplumuna bir miktar para vermek istedik. Ha, tamam gelelim hadiseye. Ha. Hala. Bir buçuk milyon istediğin konusu. O para odur. Evet. Yok ki vakıf mallarını biz doktor Güçük sattı bilmem veya denkler sattı şu bu falan. Şimdi bak yani insanlar guduru konuşur. Şimdi bu 1960 anlaşması Cumhuriyet kurulurken anayasası yapıldı falan. Şimdi orada bir belge var. Buna Appendix U diyorlar. Tamam? Appendix U. Bilgisayarda internete girerseniz Google'a işte Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşu Appendix U derseniz Türkçesi de İngilizcesi orada vardır. Tamam. Orada diyor ki rent control. Yani kiraların düşük tutulmasından dolayı olan bir şey, bedel. İçin bir grant. Grant nedir İngilizce? Hibe. Yani bu compensation falan filan değil. Hibe veriyor İngiliz. Bir buçuk milyon isterdin. Bir buçuk milyon isterdin. Ve niçin verdiğini de yazıyor. 10 tane madde var orada. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Tamam. Ve diyor ki mesela yani şu anda mesela diyor ki Lefkoşa'daki falan okulun tamiri. Girne'deki falan caminin tamiri. Kullanılacağı yerleri de yazıyor. Evet, yazıyor. Tamam. Şimdi burada bak sen. Bu Appendix U'nun hiçbir yerinde bu verilen para işte vakıf olmaktan çıkarılan vakıf malları için veriliyor diye bir şey yazmaz. Tamam. Mühim bu çok. Önemli. Şimdi, ben ilk defa dinliyorum bunu bu arada. Ha, şimdi yani eğer vakıf olmaktan çıkan mallar için verilmiş olsa bir yerini yazmayacak mı? İlla ki yazacak. Yani sen çok iyi anladım. Lefkoşa'daki kızlesinin binasının tamirini bile söylüyorsan, o kadar detay iniyorsan, binlerce dönüm arazinin, binlerce dükkanın kilisenin üzerine geçti, Rumların üzerine geçti. onu yazmayacak mıydı? Bravo. Yazmadı çünkü öyle bir şey yok. Sadece diyor, bunların yapılması için bir hibe veriyoruz, grant veriyoruz. Şimdi orada sadece bir şey var. Diyor ki İngilizler, biz diyor size bu 1,5 milyon üstlerini veriyorken, bundan sonra Türk toplumu olarak siz İngiliz hükümetinden herhangi bir nedenden dolayı başka para istemeyeceksiniz. Tamam. 1,5 milyon istediğinde büyük para herhalde o zaman değil mi? Değil aslında. Değil mi? Çünkü zaman içerisinde İngilizler vakıf mallarının kiralarını düşük tuttu. Yani 1878'de 1960'a kadar yani vakıfların para kaybı milyonlardır. Aa, o zamanın parasından tabii, bile. Tabii. Şimdiye vurursan milyarlar çıkar. Milyarlar çıkar. Neticede Doktor Güçü'yle Denktaş bu parayı aldılar.
İşte cemaat meclisi, saray otel, başka bir şeyler yapıldı falan. Oralara kullanılmadı yani. Doktor Güçük de, Rauf Denktaş da hiçbir zaman biz bu parayı vakıf mallarına karşılık aldık demediler. Bu da önemli. Bilakis mesela Denktaş'ın çok açıklamaları vardır. Diyor ki biz bu parayı bu iş için aldık ve vakıf malı olmaktan çıkarılan mallara mallar için hakkımız var. Şey edelim, dava açalım. Onu da yapacak diye açıklamalar var çok. Öyle de kaldı o işler herhalde tabii, evet. Zamanında. Dolayısıyla bir toplum içinde algı operasyonu yapıldı. Bunlar parayı yedi gibi. O da yanlış. Yani para yenmedi. Tamam, anladım. Ama algı operasyonu nedir? İngiliz'de 1,5 milyon istedin, verdi. Vakıf mallarını sattılar. Vakıf mallarını aldılar. Bizim hiçbir hakkımız kalmadı. Öyle bir film yok. Öyle bir şey yoktur. İnsanlar guldur guldur ya. Hiç tahmin edemeyeceğin makamlardaki insanlar, ya aç bir şey oku, araştır ya. Haberleri yok. Google'a ya. 2 dakikada git cep telefonundan Google'a, yaz çıksın. Yazar orada ne için şey etti. Türkçe'de var, İngilizce'si de var. Haberleri yok. Haberleri yok. 1956'da devralındığında Kıbrıs Türk İdaresi Vakıfları Başkan, Maraş'taki o kiralar o zaman vakıflara mı gelmiş acaba? Hiç onları gördünüz mü? Belgeden hiç buldunuz mu? 1956'da vakıflar devralındı. Hiç bunu araştırmaya tecrübe ettiniz mi mesela? O dönemlerde Maraş yerleşkesi vardı ya büyük ihtimal. Evet. Yani o İngiliz döneminde kiralandı herhalde onlar. Hiç oradan bir gelir gelmiş mi acaba? O mallardan hani bunları oası bir Maraş açılımında belgeleyebilmek için. Maraş'taki araziler İngiliz'den önce de Osmanlı zamanında kiralanıyordu. Ve vakıf işlerini kullanıyordu şeyler, yani gelirler. Şimdi bir orada yani ilginç olan bir diğer konu da şudur. İlginç mesajlar da var, onları da okurum birkaç tanesini size. 1944'te İngiliz'de bir yasa geçirdi. Immovable Property Law, taşınmaz mal kanunu yasası. Ve bu yasa geçirdikten sonra onun bir şeyi var, yayınlandı ve orada bir madde var. Diyor ki o maddede belli tip vakıf arazilerinin diyor kirasını ben ödeyeceğim diyor İngiliz İdaresi. Yani o mesela o tarlaların İngiltere'deki arsalar, belediye binası usulü. Belediye hani kiralar şudur budur falan filan insanlardan. Evet. Dedi ki yani İngiliz derisi ev kafa, sen bu belirli arazilerin kirasını insanlardan toplama. Yani işte 10 lira ondan, 100 lira ondan, 1000 lira ondan toplama. Onların kirasını ben sana ödeyeceğim. İlginç. Oturup hesapladılar onun şeyini. Yılda çıktı £2,230. 1944. 1944'te. Aslında düşük bir kira ama öyle bir çıkardılar. Yani. £2,230. Ve İngiliz İdaresi bu £2,230'u her yıl 1 Ocak'ta ev kafa ödedi. Bizim elimizde belgeler vardır. Ben bunu bir televizyon programına gösterdim o belgeleri. 44, 45, 46, gider. 59'a kadar ödediler. Kıbrıs Cumhuriyeti kurulunca İngiliz'in sorumlulukları Kıbrıs Cumhuriyeti'ne geçtiği için Kıbrıs Cumhuriyeti de aynı £2,230 ödemeye devam etti. Ödemeye devam etti. Önemli bir şey. 60, 61, 62. 63 olaylar çıkınca vazgeçti. Çok ilginç bir şey sordum. Çok enteresan bir şey söylediniz ha. Evet. Şimdi 1944'ten 1960'a kadar bu ödenen kira niçin ödendi? Belli vakıf arazileri için. Ve bu vakıf arazilerinin içinde kapalı Maraş'ta var. Şimdi görüntüsünü verdi yönetmen bizim. Kapalı Maraş'ta var. Evet. Yani sorunun tam cevabı bu. Yani o zamandan bu toplu ödeme devam etti. Cumhuriyet zamanında da. Devam etti. Ama buradaki asıl sorulması gereken soru şudur. Eğer bu araziler kapalı Maraş, vakıf arazisi değilsaydı,
İngiliz idaresi ve Kıbrıs Cumhuriyeti niye kira ödedi? Niye bu paradan ödedi? Bravo. Para. Çok doğru, çok doğru, çok doğru. Bunları anlatamadınız mı acaba tam olarak bu süreçte? Veya eksik mi kaldı acaba bunlar? Yani anlatmaya çalışıyorum ben yani. Çok önemli bir şey benim ama. Benim anlatma kabiliyetim de zayıf mıydı nedir? Hayır hayır, belki bir ara çok programlara çıkmadınız bu konuyla ilgili ama. İki program yapıldı. Bunları yazmak, anlatmak yani. Lazım. Bu çoğu insan bilmiyor bunu. Ben 21 yıllık gazeteciyim, bilmiyorum mesela. Niye biri anlatmadı? Belki ben de merak edip veya soracak doğru adamı bulamadık bu konuda, biri bize bir şey anlatsın. Çünkü yani siyasilere sorduğunuzda çok başka bir şey anlatır. Onlar size yuvarlarlar giderler. Şimdi siz vakıfların genel müdürü olduğunuz için, bir de meraklı olduğunuz için araştırıp bunları buldunuz. Yani bence mutlaka sizin bunları belki de yapmışsınızdır. Yazılı bir dosya halinde belki de gerekli yerlere vermeniz lazım. Orada bulunsun. Şimdi çünkü biz aslında bu... Yani siz kapalı Maraş'ın aslında ev sahibi, oraya bine yapanlar da kiracısı durumunda. Aynen. Doğru mudur? Doğrudur. Yani İngilizler de öyle yaptı aslında. Evet. Yani aslında düşündüğünde bunu, yani incelediğinde İngiliz kütüklerini, aslında İngilizler de leasehold. Şimdi bak İngiliz sisteminde ne var? Freehold, leasehold. Evet, tamam, bu leaseholddur bu. Holder yazar orada yani şeyde. 63'ten sonra o kira işi bitti. Vazgeçti Kıbrıs Cumhuriyeti ödemekten. Tabii o 1944'teki yasada ne yazıyor? Diyor ki o kira ödendiği müddetçe o kimseler orayı kullanma hakkı vardır. Ama kira ödemeyi durdurduğunda o araziyi geri vermen lazım şeye, vakıflara. Bir de tabii nedir? Bu kadar yıllık ödenmemiş kiralar vardır. Onları hesapladığında milyarlar çıkar. Başkan, niçin bir dava açmazsınız? Yani Rum tarafında bir dava açılabilir, mahkum edilebilir, Rum hükümeti tazminat alınabilir. Bence bunu açıldı. Açıldı? Evet. Ha. Şimdi mesela bir şey, mesela Barutçuzade Vakfı vardır. Onun mütevellileri var. Toparlayacağız birazdan. O mütevelliler bize destek olduk. Rum çok tarafında iyi oldu onlar, haklarını çok iyi oldu. Haklarını aradılar, aramak için davaştılar Rum tarafında. Tabii Rum idaresi hiçbir şekilde sana hak vermek istemez. Tabii. Hayır. Tamam. Mesela sana der ki ispat et bunun vakıf malı olduğunu. Tamam. Sen ispat etmek için mesela vakfın mütevellileri efkafı çağırdı mesela şahit olarak. Tamam. Baktı gördü Rum idaresi sıkışıyor. Der ki biz efkafı kabul edemeyiz çünkü işgal bölgesinde işlem yaptığı için biz onun şahitliğini kabul etmeyiz. Yani sıkışınca tacı attı topu derler ya. Bu şahime gitmez herhalde değil mi? Hayır. Şu anda Rum tarafında iç hukuk tüketildiği için ahime gidiyor. Siz sağlam bir fatura ödeyecek Rumlar. Bakın bunlar, hiç bunlar mesela konuşmadık değil mi? Hiç bunlar konuşuldu mu bunlar? Pek konuşulmuyor yani. Bu çok önemli ama bunu yazmak lazım. Bu çok önemli. Buna ilgili ben size mutlaka bir detay alayım. Ve adam gibi bir köşe yazısı yazalım bu konuyla ilgili. Yani siz 1962'den bu tarafa veya 63'ten bu tarafa ödenmeyen vakıf mallarının kirasıyla ilgili veyahut işgal edilmesiyle ilgili, çünkü ödemezsen çıkman lazım. Çıkmadığında sen işgalci olun, yorgo olarak veya Ahmet olarak fark etmez. Yani bunun tazminatı için şimdi siz ayıbe gidiyorsunuz. Yani şimdi burada yani burası bizim şeyimiz, vakıf arasını işgal eden Türk'tür, Rum'dur, İngiliz değil. Bizi yendirmez. Kim ise aynen öyle. Yanlış yapıyor. Evet, düzeltilmesi lazım. Şimdi mesela bir başka örnek vereyim size. Çok mühim ama söyleyeyim. 1955'te, 56'da artık bu devirler İngiliz devretmeye başlayınca vakıfları Türk toplumuna, Rumlar Larnaka'da bir çiftlik var. Tersefan çiftliği. Rumlar gittiler ve İngiliz mahkemesine başvurdular ve dediler ki biz 50 yıldır buraları kullanıyoruz. Zaman aşımı oldu. Dolayısıyla bunların tapusunu bizim üstümüze çevirin. Rumlar hepsi toplandılar ve gittiler. Müracaat yaptılar mahkemeye. İngiliz mahkemesi.
İngiliz mahkemesinde de yargıçlar Rum. Maşallah. Ve bu Rum'a yargıçlar Bava'ya baktılar ve dediler ki vakıf mallarının zaman aşımı olmaz. Vakıf malları bunlar. Size tapu veremeyiz. Döndü bu Rumlar üst mahkemeye gitti. İngiliz idaresindeki yani dinliyorum sizi. Ne dediler? İstinafa gittiler. İstinafa gittiler. İstinafta da bir Rum, bir Türk yargıç vardı. Onlar da aynı kararı onayladı. Dediler ki vakıf malına zaman aşımı olmaz. Bunlar vakıftır. Fakat böyle bir karar çıkmasına rağmen o karar oyalandı ve bir türlü edilmedi. Sonuca varmadı. Geçirilmedi. Yok, kabak gibi karar çıktı. O var elimizde. Vermediler yani. Tapuyu. Ama biz mesela o yani Tersefen çiftliğinden da kiralarımızı alamadınız. O zamandan beri hala da alamıyoruz. Yani demek istediğim vakıfların alamadığı kiralar biz hesapladığımızda milyardan euro çıkar. Vakıfların malları, hakları gasp edilmiş. Şimdi siz bu işi AİHM'e götürüyorsunuz benim anladığım kadarıyla. Evet. Oradan illaki herhalde lehte bir sonuç çıkacak. Çünkü bu anlattığınız çerçeveye baktığımızda... Ya bak, adam şimdi gelmiş mesela, örnek vereyim size. Mısır Büyükelçiliği. Vakıf malını kiralamış. Ve vakfa kira ödüyor. 74'ten sonra da kira ödemeye devam ediyor. Ondan sonra çıkınca Mısır elçiliği yeni kiracı için Rum hükümeti diyor ki bundan sonra kirayı ben alacağım. Vakıf almayacak. Bunu yapamazsak peki. Bu defa bu davayı dilince Rum hükümeti de bir cevap veremedi. Sadece dedim ya taca atar topu. İşte yok odur budur. Şimdi AİHM'e gidecek. Sağlam bir diyet çıkacak bu adamlara demek ki. Başkan şöyle bir iddia var. Mesajların hepsini okumayacağım. Çok mesaj geldi. Bir izleyici, bunu ısrarla attı bir izleyicimiz. Söyleyeyim size bir dakikacık. Çok gittikçe. Nerede? Minereli köyde ata malları elinden alınanlar için ne gibi bir yaptırımlar yapacak vakıflar? Alıp kiralıyorlar bu malları demiş. Vakıflar birçok mala el koydu Minereli köyde. Ve o mallar atamalı olduğu halde yok vakıf malıdır deyip icar edip kiralıyor. Sonra da gelirimiz arttı diyor. Vicdan bu mu demiş ya da kul hakkı yemek değil mi bu demiş. Bilginiz var mı konuda? Minerliköy'de. Minerliköy'de. Evet, vakıflar bir sürü atamalına el koymuş vakıf malı. Hangi vakıftır acaba bu bilmem. Evet. Ya da şikayetleri varsa yapsınlar vakıflara. Bu maldır diye belki. Şimdi tabii bu işler en hassas meselelerdir. Yani bu kendi kafana göre karar veremem ya bu işlerde. Yani birinin bir hak iddiası varsa mahkemeye gidecek. Mahkeme ne karar verirse. Ya ben orada oturduğum yerine değmem ya. O onundur, bu bunundur. Eğer mahkeme derse ki evet bu belgeleri biz kabul ediyoruz ve bu falan vakfa aittir veya mütevellilere verilmesi lazım, verecek. Yani mahkeme karar çıktıktan sonra yani benim bir şeyim olmaz yani. Ama yani bu lafıdan değil yani. Siz konuyu bilmiyorsunuz ama bu nedir? Yani vakıf vardır. Nerliköy'de. O vakıf mı olabilir? Neydi adı ya o? Ama herhalde mahkeme. Unuttum şimdi. Ama o mahkeme yani şu anda mahkemede görüşülen bir şey vardı. Belki de oldu. Nazan çiftliği mi acaba? Nazan çiftliği. Neyzen çiftliği. Vakıflara ait değildir. O mallar ben 18 yaşına kadar babam kullanırız. Onlar dedelerimizden gelme. Büyük büyüklerimiz varmış gibi Saadettin Efendi'den gelme. Evet. O mallar nasıl olur da Efkaf geldi bunları şimdi aldı ben onu anlayamadım demiş bir başka izleyici. Evet, şimdi burada şu mesele vardır. Yani bir kimsenin babası veya dedesi o arazileri kullanıyordu demek kendi malları demek değildir. İkiracı olabilirdi. Evet. Orada kullanırdı. Evet, sen dedeni görmüş olabilin o malları kullanırken. Evet. Hatta belki de onlar bir şekilde şeyden dolayı, yani ihmalden dolayı, onlar belki de başkasına kiralardı. Olabilir bunlar. Ama biz, beni yani dedem kullanırdı diye. Mal senin değil. Mal senin de olamaz. Sen gideceksin mahkemeye. Bravo. Mahkemede hakkını arayacak. Eğer mahkeme derse ki, evet
bu kişilerin hakkı verecek. Bu kadar net. Evet. Çok yatırım. Yani biz zaten ne yaparız yani? Biz yani bir vakıf malını kiraladığımızda işte yani fakir fukara yardım ederek şey ederek. Yani şimdi ben birinin hakkını yiyeceğim da başkasının şeyine. Yok canım, zaten bir şey söyleyeyim size. Böyle iddiası olan, benim böyle bir iddiam olsa şahsen 5 dakika oturur muyum mahkeme gitme konusunda? Yani dedemin bilmem kaç dönüm arazisi varsa da vakıflardadır da benim olduğunu düşünürüm. 5 dakika oturur muyum? Yani kim olsa gider zaten ama başlarım. Zaten bu mevzu çiftle ilgili. Mahkemedeyiz zaten. Mahkemededir ha. Devam eder. Başka şeyi de sorayım size de çıkalım ağır ağır. Bu şeylerin önüne geçme şansınız yok anladığım kadarıyla. Bilmiyorum nedir düşünceniz. Yani benim burası benim kiramda vakıflara her ay para ödüyorum. Hava parasına AMED'e satıyorum. AMED'e devrediyorum. Ama bu benim yaptığım aslında doğru değil. Hava parasına satma diye bir şey var mıdır veyahut? Oluyor çok. Yani oluyor. Devrediliyor. Yasal değil ama sanırım. Şimdi biz tabii resmi olarak hava parası diye bir şey bilmeyiz. Mesela gelir adam der ki ben dükkanımı feragat ediyorum falan, kişi devralmak istiyor. Ha, verme yetkisi gene sizde. Bizdedir. Ha. Biz izin vermezsek olmaz. Evet. Biz tabii bir problem yoksa onaylayabiliriz. Evet. O kendi aralarında hava parası anlaştı onu biz bilmeyik tabii. Evet, tabii. Ha, şimdi mesela hava parasının şeyi yani hak olması nereden gelir? Mesela örnek vereyim. Şimdi mesela biz bir arsa kiraladık birine, içine bir bina yaptı mesela, bir restoran yaptı diyelim. Ve bizim ile 10 yıllık kira sözleşmesi var. O restoran bir değer kazandı tabii. Bir değer kazandı. Hı. Ve o adamın 10 sene onu çalıştıracak ki parasını, karını alsın. geldiğinde bize ve buna devretmek isterim dediğinde mesela o adama der ki ya ben buraya 1 milyon sterlin harcadım. Bana paramı verirsen devredeyim sana. Devredeyim sana. O hakkıdır. Çünkü oraya yatırdı o parayı. Yatırım yapmıştır. Aile. Aile. Ve biz 10 senelik hakkı var. Dolayısıyla orada bir problem yok. Ama hiçbir yatırım yapmadan hava parasını devretmek de ne kadar doğrudur yani. Tamam. Toparlayacağız. 11:05 geç oldu saatimiz. Ben çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Eklemek istediğiniz bir şey varsa alabilirim. Tatlı geçti program. Evet. Şeyi konuşamadık. Bu vakıfların siyasi eziyetten ne zaman kurtulacağını konuşamadık gerçi ama illa bizim memlekette bu partizanlık, bu siyaset her yerde olacak. Yani tabii siz de zaman zaman bunlarla uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Zaman zaman değil, her zaman uğraşıyoruz. Yani bizim ümidimiz nedir? Vakıfların yönetim kuruluna atanan insanların vakıf ruhunu anlamış, inanmış, vakıfların topluma hizmet için orada olduğunu kabul etmiş ve o doğrultuda çalışacak insanların gelmesi lazım. Yani adam geldiğinde yönetim kuruluna, işte ben partim için ne yapabilirim, ahbaplarım için ne yapabilirim, olmaması lazım. Çok iyi anladım, evet. Ama ne yazık ki... Hep böyle oluyor ama işte. Yani ne yazık ki bunlar da oluyor. Yani yönetim kuruluna gelenlerin içinde çok iyi insanlar da var. Ama böyle düşünen de var. Ya yani görevini suistimal etmek isteyen de çıkıyor belki de. Çıkıyor. Ve bunun durması lazım. Çünkü ayıptır. Yani bizim nenelerimiz, dedelerimiz yüzyıllar önce malları vakfetmiş toplumun hizmeti için. Senin partinin için değil. Bravo. Ya senin ahbapların için değil. Bravo. Yani mesela geçen gün işte biz İskele'deki okul binası yaptık. 8 milyon verdik. Okulun açılışını yapacağız. Yüzlerce öğrenci süper kalite bir binada eğitim alıyor. Ne kadar güzel. Bizim atalarımız malları bu için vakfetmişler. Bravo. İşte hayır bu. Evet, hayır budur. Hayır bu. İyilik budur. Tabii. Bunları artırmamız lazım. Yok sen, ben falan partiden geldim. Beni partim buraya gönderdi. Partim bunu ister, onu yapacağım. Yok, yapamam. Bu kadar net bu iş. Sizin çok sağlam bir duruşunuz var başkan orada ha. Yani mecbursun yani. Yani hayır işlerini yapmak istersen mecbursun, dik duracak. Şey desin, mesela geçmişte olduğu gibi paralar uçar gider, hiçbir şey yapmam ortada faydalı bir şey yok. Tamam, çok doğru. Çok teşekkür ediyorum gelip konuk olduğunuz için. Çok sağ olun. Daha güzel günlerde yine güzel bir program yaparız inşallah. Çok sağ olun gelip konuk olduğunuz ben için. Ben teşekkür ederim Gökhan'ım, sağ olasın. Kendinize iyi bakın çok. Sağ ol, sen de. Evet sevgili izleyiciler, programın sonuna geldik. Güzel bir program oldu. Sayın İbrahim Benter'le ilk canlı yayınımız bizim. Daha önce hiç canlı yayın yapmadık. Hukukumuz var, ahbaplığımız var.
birbirimizi tanıyoruz, seviyoruz ama tarihe not düşmesi açısından da bir canlı yayın oldu bu vesileyle. Ama Maraş konusunu, yani bunu ben iyice dinleyip bunu çözeceğim bir şekilde. Çünkü bu çok mühim bir konu. Bu Maraş konusu, efkaf mallarının kullanımı, mesela bilmiyordum. Yani iç hukuk tükettiler, ahime gidiyorlar. Ciddi bir alacakları var kullanıcılardan. Çok ilginç konular bunlar. Güzel bir program oldu. Bugün böyle yapalım istedik. Çok da keyifli oldu. Daha güzel programlar yaparız inşallah. Hatta belki bir gün, belki kapalı Maraş'ta bir canlı yayın yaparız. Kim bilir. Ayarlarız inşallah. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Güzel bir hafta diliyorum sizlere. Güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere. Bu korona morona işlerine dikkat edin lütfen. Kendinizi gözetleyin. Bugün cuma. Bugün de bir hayır işleyin artık. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık. Vakıf yapmak demek ne demektir bilir misiniz? Vakıf yapmak demek, bir malı insanların faydası için sonsuza kadar bağlamak demektir. Mesela fakir çocuklara okutan vakfı kurarken şöyle diyorsunuz: ben bu dükkanımı vakfediyorum ve bu dükkanımın kirası ile sonsuza kadar din, dil, milliyet veya ırk ayrımı yapmadan fakir çocuklar okutulacak. Yani bir vakfın en önemli özelliği sonsuza kadar devam etmesidir. Kıbrıs'taki vakıf malları ile ilgili tarihsel süreçte neler yaşandı bilir misiniz? Osmanlı yönetiminde vakıflar sağlık ve sosyal hizmetler anlamında birçok görev üstleniyordu. Kıbrıs'ta da durum farklı değildi. Osmanlı döneminde Kıbrıs'ta 2200'den fazla vakıf kuruldu. Vakıfların Kıbrıs'ta binlerce dönüm arazisi, binlerce de taşınmaz malı vardı. Bu mallardan gelen gelirlerle vakıf ve hayır işleri yürütülüyordu. Kapalı Maraş dahil bu vakıf malı araziler ve binalar 300 yıl toplumun hizmetinde kullanıldı. Okullar, su kemerleri, çeşmeler, hanlar, hamamlar, camiler ve sağlık ocakları yapıldı ve tamir edildi. İhtiyaçlı kişilere yardımlar yapıldı. Okullar yapıldı ve fakir çocuklar okutuldu. Sağlık ocakları yapıldı ve hastalara bakıldı. İngiliz döneminde ne oldu? 1878'de adada İngiliz dönemi başladı. İngilizler Kıbrıs'ın idaresini alırken vakıf mallarını vakıf kanunlarına göre yöneteceğim diye imza attı. 1923'te ise Lozan Anlaşması imzalandı. Burada da adaya artık resmen hakim olan İngilizler, vakıf mallarını vakıf kanunları ile yöneteceklerine dair tekrar söz verdiler ve imza attılar. Vakıf kanunları ne diyor? Vakıf malları satılamaz veya şahısların üzerine geçirilemez. Vakıf malı sonsuza kadar toplumun faydası için kullanılır. Peki, İngilizler vakıf mallarını vakıf kanunlarına göre yönettiler mi? Maalesef hayır. 1878 ile 1956 yılları arasında binlerce vakıf malı vakıf kanunlarına ve uluslararası hukuka aykırı olarak Rum ve Türk şahısların ve kilisenin üzerine geçirildi. Günümüzdeki Kapalı Maraş da bu gasp edilen mallar arasındaydı. Yani 300 yıl efkaf idaresinde olan Kapalı Maraş ansızın kilise ve kişiler üzerine geçmiş gibi gösterildi. Kendilerine tasarruf koçanları, yani uzun vadeli kiralama hakkı verilen kişiler, mülkiyet sahibi gibi iddialar yapmaya başladılar. Ve ne yazık ki bu iddialar hala daha devam ediyor. Kapalı Maraş ve daha binlerce dönüm arazinin
300 yıl vakıf olarak kullanıldığını gösteren belgeler mevcut iken, kişiler nasıl bu yerler için mülkiyet hakkı iddia edebilir? Siz evkafın yerinde olsanız, 300 yıl ihtiyaçlı kişilerin faydası için kullanılmış vakıf mallarının, bazı kişilerin veya kilisenin daha zengin olması için verilmesini kabul eder miydiniz?